Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz öncelikle. Hayırlı sabahlar diliyorum. Takip etmişsinizdir malumunuz. Burada Azerbaycan, Pakistan, Türkiye, parlamento başkanları üçlü mekanizması oluşturuyoruz. Onun ilk toplantısını yapmak üzere geldik. Milli Meclis Başkanı sahibi Bafarova Hanımefendi'nin davetiyle, organizasyonuyla. Dün toplantılarımızı yaptık, tamamladık. Bir Bakü deklarasyonu bildirisi yayınladık. O mensebetle. Tabii bu güçlü mekanizmanın çıkışında en önemli gerekçe, bizi motive eden, harekete geçiren şey, Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda 44 günlük adamın kafasında Türkiye ve Türkiye ile beraber Pakistan'ın da Azerbaycan'ın elinde yer alması açıkça tüm dünyaya deklar ederek Pakistan Türkiye'yi bütün milli davalarında desteklediği gibi Azerbaycan'ın da bu Karabağ meselesindeki milli davasında Azerbaycan'ın da yanında yer aldı. Tabii bu münasebetle Dışişleri Bakanları arasında bir üçlülük mekanizma vardı. Azerbaycan, Pakistan, Türkiye Dışişleri Bakanları. En son geçtiğimiz Ocak ayında bir araya gelmişlerdi İstanbul'da. Bunu meclis başkanları düzeyinde de yapalım diye Sahibi Hanım'ın teklifiyle gerçekleştirdik. İlk toplantıyı yaptık. İkincisini Pakistan'da yapacağız. İnşallah Mart 2022'de. Belki daha sonra bu devlet başkanları düzeyinde bir üçlü mekanizmadan dönüşebilir diye ümit ediyoruz. Hatırlayanlar vardır muhtemelen bu Karabağ Savaşı 44 günlük vatan müdafaası sırasında 18 Ekim'de biz gelmiştik tekrar buraya. 18 Ekim'de Bakü'deydik. Resmi ziyaret mahiyetindeydi. Yani seçimlerden sonra biliyorsunuz Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar, Meclis Başkanları ilk ziyaretlerini Türkiye'de ise Azerbaycan, Azerbaycan'da ise Türkiye'ye yapıyor. Sahibi Ali Bey'in ayında gelmiştim. Biz de ikinci defa seçildikten sonra 18 Ekim'de geldik. O sırada savaş devam ediyordu ve bazı sivil yerleşim alanlarında da Ermenilerin füze, roket patlamaları söz konusuydu. Gence'de bu zarar gören yerlerden birisiydi ve Gence evimiz, heyetimizle beraber ziyarete gitmiştik o zaman. Şimdi tabii savaştan sonra, zaferden sonra burada olmak ayrı bir memnuniyet veriyor bize. Bir ay kadar önce Sayın Cumhurbaşkanımız gelmişti ve Şuşa'ya gitmişti ve Şuşa'da bir beyanname imzalandı, deklar edildi, açıklandı. Şuşa beyannamesi çok geniş kapsamlı. Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini hem mevcut durumu değerlendiren hem de geleceğe yönelik olarak hedefler ortaya koyan bir beyanname. Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini stratejik müttefiklik düzeyine çıkartan önemli bir yol haritası aynı zamanda. Tabii değerli arkadaşlar, Türkiye-Azerbaycan birlikteliği, merhum Haydar Aliyev'in ifade ettiği tek millet, iki devlet, umdesi ülkesi etrafında şekilleniyor. Bu bir slogandan ibaret değil, bir türkü sözü değil. Bunun gerçekliği var, gerçekliği. Türkiye, bu Karabağ Savaşı sırasında gösterdi. Siyasetten uluslararası alanda Azerbaycan'ı destekledi. Çok net olarak Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepimiz çok net bir tavır koyduk. Burada tabii bu dostluk, kardeşlik çok önemli. Fakat bunun yanında başka gerekçelerimiz de vardı. Bunlardan bir tanesi, en önemlisi Azerbaycan haklı bir davranın peşinde. Uluslararası bakımından haklıydı. Birleşik Milletler'in birçok kararı, Genel Güvenlik Konseyi, onun dışında AİT'in, Avrupa AKP'nin, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Azerbaycan'ın haklı olduğunu, Ermenistan'ın
Hacı Oğuz'u ifade eden kararlar var. Bir de bunun dışında ayrıca Ermenistan tutumu sebebiyle, mesela Nahçıvan'a falan saldırılar o süreçte, tutumu sebebiyle sadece Azerbaycan'la ihtilaflı bir ülke olmaktan çıkıp bölgesel bir tehlikle dönüşme potansiyelindeydi. Bu bakımdan da Türkiye, Azerbaycan'ın yanına yer aldı ve bu beraberliğin, dostluğun, kardeşliğin aslında somut ifadelerinin sahada da bulunduğunu göstermiş oldu. Bu sonuç, Azerbaycan'ın Karabağ'da almış olduğu sonuç, Türkiye'nin Azerbaycan'la birlikteliği bölgede yeni bir stratejik gerçeklik ortaya çıkarttı. Bu sadece Azerbaycan-Türkiye arasındaki konular bakımından değil, aynı zamanda bölge ülkeleri bakımından, bilhassa Orta Asya Türkiye Cumhuriyetleri bakımından da önemli bir husus. Birçok ülkenin Türkiye ile ilişkileri bağlamında yeniden değerlendirmeler yapma, yeni kararlar almasını icap edecek bir gerçek. Türkiye'nin dostluğu bu anlamda, kardeşliği sadece tarihi, kültürel, manevi anlamda bir dostluk değil, bunlar içiniyor şüphesiz. Bu dostluğun en kritik zamanlarda ve şartlarda, pratik hayatta, siyasette, uluslararası siyasette bir karşılığı olduğunu bütün ülkelerde görmüş oldular. Bu karşılık aynı zamanda başarılı bir sonuç ortaya çıkardı Karabağ Savaşı'nda. Ve Türkiye'nin bu anlamda özellikle savunma sanayi bağlamında gücünü, teknolojik gelişmişliği de ortaya koydu. Bu çok önemli bir gelişme. Bunu sadece Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerde değil, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri bağlamında, bölge ülkelerinin bağlamında önemli bir yeni zemin olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde son dönemdeki gelişmeleri de bir iki husus ifade etmek isterim. Birisi malum bu, Şuşa beyannamesi, şu anda bir takım hedefler koyan bir soyut metin ama işte onun ilk adımlarından birisini, birincisini belki biz yaptık. Alemanlık arası ilişkilerin geliştirilmesi yönünde bir hedef vardı. Bunun bir adım atmış olduk. Bunun gibi birçok yeni gelişmeye zemin teşkil edeceğini Şuşa beyannamesini düşünüyorum. Ama iki önemli gelişme, birisi 1 Nisan 2021'de malum pasaportsuz sadece kimliklerle Türkiye-Azerbaycan arasında giriş çıkışlar yapılmaya başlandı. Bu önemli bir gelişme. Uzun zamandır olması arzulu bir şeydi zaten. İkincisi de 1 Mart 2021'de tercihli ticaret anlaşması. Gerek bunun geliştirilmesi, gerekse serbest ticaret anlaşmasının kapsamının daha da kolaylaştırılması ve geliştirilmesi bakımından bu müzakerelerde devam etmeye kısa zamanda inşallah böyle bir gelişmeler sağlandı. Tabii Türkiye olarak öncelikle bu Karabağ yeniden inşası, buradaki özellikle altyapının yatırımları dahil olmak üzere bu konu Türkiye-Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkiler bakımından önemli. Türkiye'nin burada daha fazla yer alması, iş insanlarımızın daha fazla bunlarda yer alması arzu ediyoruz. Bugün de görüşlerimizi Azerbaycan makamlarıyla paylaşıyoruz. Bir başka önemli husus, Hazar Havzası'nın ağırlıklı olarak enerji bağlamında ama daha çok, daha genel olarak ekonomik, ticari ilişkiler bakımından öneminin arttığını bölgemizde ifade etmek isterim. Bu bakımdan başta Azerbaycan bulmak üzere Hazar Havzası'ndaki ülkelere yatırımlar, oradaki iktisadi faaliyetlerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir başka husus, yine Zengezur geçidiyle ilgili husus. Bu konuda malum yapılan üçlü anlaşmada da Nahçıvan'ın Azerbaycan'ı birbirine bağlayacak karayolu ve demir yolu hattının Zengezur'dan geçeceği kadar Ermenistan'da kabul ettiği, imzaladığı bir anlaşma var. Bunun en kısa zamanda hayata geçirilmesi yönünde Azerbaycan'ın da takibi var. Biz de Türkiye olarak bunu önemsiyoruz. Bu bağlamda Sayın İlham Aliyev, Doğu Zengezur ve Karabağ rayonları ile ilgili iktisadi rayon olarak bir plan açıkladı. Bu
söylediğim özellikle Arabağ yeniden inşasıyla ilgili önemli bir takım çerçeveler önümüze koyuyor. Tabii bu Zengezur koridoru sadece Nahçıvan'la Azerbaycan'a bağlamayacak, aynı zamanda Türkiye'yi Azerbaycan'ın karayoluyla doğrudan bağlayacağı gibi bizim Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ne de karayolu ve demiryolu bağlantımızı tesis ederek bir de önemli bir husus savunma sanayi alanında Azerbaycan başta olmak üzere bölge ülkeleriyle de önemli ekonomik ilişkiler geliştirme imkanımız var, önemli bir alan. Ben bu çerçevede hem mevcut durumu ümitli görüyorum hem de geleceğe yönelik olarak çok daha kısa zamanda önemli mesafeleri alacağımıza inanıyorum. Şuşa beyannamesi bağlamında da yine Cumhurbaşkanlarımızın ifade ettiği 2023'te toplam 15 milyar dolar ticaret harcama hedefi önemli bir hedef. Bunu tabii devletler böyle hedefler ortaya koyar, hükümetler, siyasi iktidarlar ama bu hedeflerin içinde doğrulacak olan da sizin gibi sahada çalışan iş insanlarımız. Bu bakımdan bu hedefin ben 2023'ün kalmadan gerçekleşeceğini, aşılacağını, aşılabileceğini düşünüyorum. Potansiyel olarak böyle bir ucumuz var.